Merhaba. Anlaşıldı ki Türkiye için ne sözün bittiği yerdeyiz ne de öngörülebilir bir dip var. Önümüzdeki seçim olursa şayet iktidar için ölüm kalım seçimi. Kaybederse yargılanacak belli kademedeki insanlar hayat boyu gün yüzü göremeyecekler. Muhalefet için böyle değil. Seçimi kaybetmesi dünyanın sonu değil. 2014'te iki kere, 2015'te iki kere, 2017 ve 2018'de kaybetti de ne oldu? Elini kayıp çıktı işin içinden. Önümüzdeki seçim Türkiye için köprüden önce son çıkış değil. O çıkış geçileli çok oldu. Bu hafta yıl dönümü, 8. yıl dönümü, 17-25 Aralık köprüden önce son çıkıştı. Hırsızlar derinlerle anlaştı, sonraki tüm seçimleri kazandı. AKP diye bir şey yok. Devlete çökmüş bir şebeke var. İl ve ilçe örgütleri de aşağı doğru saadet zinciri. Ömürleri bir sonraki seçime kadar mı değilse başka bir gelişmeye mi bağlı bilmiyoruz. Son dönem hafif kıpırdanır gibi olan muhalefette tuhaf bir rehavet var. CHP lideri TÜİK'in kapısına dayanıyor, bravo diyoruz, arkası gelmiyor. Faiz indirmekte ısrar eden Merkez Bankası'nı bu defa Akşener ziyaret edebilirdi mesela. Asgari ücret gündemdeyken konunun tarafları zorlanabilirdi. Ne yapıyor muhalefet? Anca konuşuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın Türkiye'de olay kopmuştur. Eski usuller çoktan terk edilmeliydi. Artık muhalefet risklere dikkat çekme, uyarılar yapma, konuşma ve dinleme platformu değildir. İktidarı sarsacak, vurduğu yerden ses getirecek adalet yürüyüşü gibi. Kurulan tuzakları tersine çevirecek vekil transferiyle YSK'yı bypass etmek gibi. Hesap soracak TÜİK çıkışı gibi. Bu bir muhalefeti hizaya getirme analizi değil. Onlar biliyorlar nerede ne yapacaklarını. Yapmıyorlar sadece. Neyi bekliyorlar bilmiyorum. 17 Aralık'ın yıl dönümünde ne öngörüldüyse çıktı. Muhalefet de demez mi? Dediklerimiz çıktı. Yahu muhalefet öngörme sanatı değildir. İktidar olma sanatıdır. Bunun için de mevcut iktidarı devirmeniz icap eder. Onun dışında yaptığınız hiçbir şeyin kıymeti yoktur. Anca TBMM tutanak karşıbine girer o kadar. Her şey bir anda olmadı. 8 yıl önce tutuşturulan yangın bugün bütün ocaklara düştü sadece. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız diye diye geldi. Bedeli hep beraber Türkiye ödüyor. O hal ilan edilir mi? Sanki şu an fiili o hal yok. Onu geçtik ülkede her şeyin güllik gülistanlık olduğunu düşünen bir lider. Ekonomik buhran yüzünden olağanüstü hal ilan etmez. Bunu yapması kendini inkar olur. Krizi baştan beri kabul etmeyen zamlara güncelleme diyen bir medyası var. O hal ilan etmez belki ama ekonomik kurtuluş savaşı çoktan ilan edildi. Her şeyin bir kılıfı var. Kaldı ki o hal kararnamesine ihtiyacı yok ki mevcut kararnameleri yeter. Anlayamadığım şey şu. Saraya girip çıkan Profesör Doktor İzzet Özgenç ekonomik o hali tavsiye edince tek gündem bu oldu. Epey süre saray çevresinden çıt çıkmadı. Erdoğan kendinde miydi bilmiyoruz. Yalanlamalar 48 saat sonra geldi niye bu kadar beklendi onu çözemedim. Unutmayın, Türkiye'nin başında akli ve zihni muhakemeyi kaybetmiş, fiziki olarak ancak yoğun destekle ayakta tutulan, tutulabilen bir cumhurbaşkanı var. O payandalar daha ne kadar orada duracak kimse kestiremiyor.